Kimimiz uygulamalı olarak içindeydik. İktisatçı, akademisyen ve yazar Profesör Doktor Erol Manisalı Bodrum'da bir söyleşi gerçekleştirdi. Manisalı, Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskancığında Türkiye adlı kitabını da imzaladı. Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü Orhan Kemal Meydanı'nda gerçekleştirilen söyleşide Cumhuriyet Gazetesi yazarı Manisalı, Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Üçgeninde Türkiye konusuyla ilgili kitabında yer alan birçok konuya ve güncel konulardan analizlere değindi. Etkinliğe yoğun ilgi vardı. Söyleşi öncesi Kent Haber'e konuşan Profesör Doktor Erol Manisalı şunları söyledi. Bugün Batılılık ve Batıcılık ikilemi üzerinde duracağım. Aslında batılılıkla batıcılık arasında çok büyük farklar var. Siyahla beyaz kadar. Örneğin Atatürk Avrupalı, batılı kafada olan bir insandı. Buna karşılık Osmanlı'nın son dönemindeki yönetimler hepsi batılı kafada değil, batıcı insanlardı. Yani himaye, batının himaye politikasını benimsemişlerdi. Arada siyahla beyaz kadar fark vardı ve bu süreç bugün de maalesef devam etmektedir. Bir gerçek batılı kafada olan, örneğin laiklikten kadın erkek eşitliğine kadar, demokratik değerlerin benimsenmesine kadar bu çizgide olan insanlar vardır. Bunlar Avrupalı kafada, batılı kafada olan insanlardır. Bir de batının himayesi altına girmeyi batıcılık gibi gösteren, aynen FETÖ örgütünde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir batıcılar kitlesi vardır. Dolayısıyla bugün bu ikisinin çatışması, kavgası yapılmaktadır. Batılı kafada olanlarla batıcı kafada olanlar arasındaki mücadele süre gelmektedir diyerek açıklamasına devam eden Manisalı sözlerini şöyle sürdürdü. Batılı kafada olanlarla batıcı kafada olanlar arasındaki mücadele süre gelmektedir. Bu maalesef bizim elitimizde de kısmen vardır ve aydınlarımızın önemli bir kısmı üniversiteden askere kadar bu gelgitler arasında, batılılık ve batıcılık arasında gelgitler içinde bocalamaktadırlar. En başta da siyasiler gelmektedir. Siyasiler bu işte başı çekmişlerdir. Nasıl başı çekmişlerdir? Amerikan çıkarlarını bölgede gözeterek, Amerikan çıkarlarını Türkiye'de gözeterek bunu yapa gelmişlerdir. Buna karşılık Türkiye'nin ulusal çıkarlarını Türkiye penceresinden görmek isteyen insanlar batılı kafada olan insanlardır. Bir süre önce vefat eden Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucusu Cenap Tezer ile ilgili de konuşan Profesör Doktor Erol Manisalı şunları ifade etti. Sevgili Cenap Tezer de çok yakındı. Geçen yıl burada yine verdiğim konferansta yan yana oturmuştuk. Ben kendisine şöyle demiştim. Rahmetli sevgili Cenap dostuma. Burası demiştim Dibekli Han çöl ortasındaki bir vaha gibi aydınlık saçan bir merkez oldu demiştim. Bütün aydınların, demokratik düşünceye sahip insanların ve üst düzey sanat çevrelerinin buluştuğu çöldeki bir vaha gibi olmuştu demiştim. Ve bunun yaratıcılarından biri en başta gelen sevgili Cenap dostumdu. Maalesef onu kaybettik. Bu yılki etkinlikler onun anısına düzenlenmektedir. Ben de bugünkü konferansımı onun anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında veriyorum.
Profesör Doktor Erol Manisalı Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskancında Türkiye adlı kitabını da okurları için imzaladı.